Başta işçiler olmak üzere toplumun büyük bir bölümünün yaşama şartları ağırlaştırılmaktadır. Yani mutlu bir azınlık dışında halkımız geçim sıkıntısıyla mücadele etmektedir. Yaşadığımız sorunlara dikkat çekmek için önce geçtiğimiz ay 81 ilde basın açıklaması yaptık. Ardından 26 Ağustos'ta Tekirdağ Çerkezköy'de, 3 Eylül'de ise Zonguldak'ta on binlerce işçinin katıldığı miting yaptık. Sesimizi duyurmak istedik, sağduyulu davranmaya gayret ettik. Diyalog kapılarını açık tuttuk ancak bir sonuç alamadık. Sürekli sabırlı olmamız istendi ama bıçak kemiğe dayandı. Bundan sonra sözümüzü meydanlarda yüz binlerle beraber söyleyeceğiz. Düşük işçi maliyeti sağlanmamalıdır. Zorlu çalışma şartlarını biz yaşıyoruz. Geçim sıkıntısını biz çekiyoruz. Bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz. Uzun zamandan beri sizi yine böyle bir defa görmek benim için bir gurur. Çünkü beraber başladık. Beraber bu senelere geldik. Şimdi Türk İş'in 81 ilde başlattığı basın açıklamaları nedeniyle ben de dedim ki kendi iş yerimde olayım, kendi bölgemde olayım. Bugün buradayım. Şimdi birbirine başlayacak sözleşmeler bu sene, bu dönem çok zorlu geçecek arkadaşlar. Bunu da yani Türk İş'in yaptığı mitinglerden, basın açıklamalarından anlayabiliyoruz. İşimiz zor. İnşallah işte basın açıklamasında anlattığı gibi Eyüp Başkan'ın Tekirdağ, Zonguldak, üçüncüsü işte meclis açılmazdan bir hafta önce bildiğim kadarıyla Ankara'da. Bunlar birbirindeki sözleşmelerin altyapısıdır. Yetkililere bir uyarıdır. Yani Türkiye'de ekonomi belli, enflasyon gerçek değil, vergi adaleti. Bunlar bu sözleşmelerde yapılacak pazarlıkların altyapısıdır. Allah inşallah mücadelemize hayırlı kılar, hayırlı sonuçlar nasip eder. Önce kazamız mübarek olsun. Basın açıklamasına ilaveten benim de 3-4 tane ilave edeceğim şeyler var. Gerçi hep bilinen şeyler de vergide adaletsizlik. Anlatabiliyor muyum? Artık bu vergide adaletsizlik olayını yaklaşık 2,5-3 yıldır Türk İş Başkanımız, Aydın Başkan, bizim Genel Başkanımız, Nurettin Başkan sürekli gündeme getirdik. Her pilotlarını da gündeme getirdik. 2,5-3 senedir yaklaşık bu vergiyle ilgili olayları kaşınmaktadır. Birkaç tane görüşme oldu. Beşeri ilişkilerle çözülsün denildi. Masada çözülsün denildi. Hani dedi biz işçiye eğlendi, şuydu, buydu, sokaklara dökmeyelim denildi. Güzel, iyi niyet var, halis niyet var. Ama baktı ki muhabbeti itibar görmedi. Muhabbeti itibar görmediği için de ne yaptı? Türk İş 81 elde böyle bir ilk adım attık arkadaşlar. Geçenlerde Adapazarı, Zonguldak'ta ilk adımları atıldı. Bu sadece işçi ilgilendiren bir durum değil arkadaşlar. Bu işçisi, memuru, emeklisi, ondan sonra polisi, jandarması, savcısı. Artık Türkiye'deki sistemde yani %37'lere varan, daha 6. ay maaşları aldığınız zaman ya da 7. ay maaşları aldığınız zaman %37'lere neredeyse çalışmışsınızın yarısını, çalışmış olduğun paranın yarısını vergi olarak ödememiz tabii ki çok adil değil yani arkadaşlar. Birinci maddemiz bu. Vergide adalet. Anlatabiliyor muyum? Yeraltının bu konuda sadece bir avantajı var. Bu da yeraltı olduğu için yani. Diğer taraflarda da bu daha da yüksek yani. Değerli arkadaşlar, enflasyon ve hayat pahalılığı. Ne kadar çok para alırsanız alın. Anlatabiliyor muyum? Bu işin de ağzımı bozmadan konuşmak istiyorum. Bu devlet istatistiklerin açıklamış olduğu gerçek real enflasyon değildir arkadaşlar. Bu adamlar neye göre hesap yapıyor, nasıl hesap yapıyor bilemiyoruz. Enflasyon nasıl hesap ediyor arkadaşlar biliyor musunuz? Bu devlet istatistiklerin açıklamış olduğu oradaki görevliler bir tane sepet alıyorlar. Sepet. Sepetin içine ne koyuyorlar arkadaşlar hesap ederken? Fare kapanı koyuyorlar. Ya hangi birimiz evimizde fare kapanı şimdiye kadar kullandık? Nedir? Pimpon topu koyuyorlar. Ya pimpon topunu ben sanat okulunda bir yani gördük birkaç tane eskitmişizdir yani anlatabiliyor muyum? Bunlara zam gelse olur, gelmese olur. Bizim temel gıdalarımız var arkadaşlar. Neymiş kadınların işte el işi yaparken örmüş oldukları şişi sokuyorlar. Ya sen buna kıymayı gömüyorsun. Kasabı gömüyorsun. Market, zeytinyağını gömüyorsun.
çiçek yağını gömüyorsun, pirinci gömüyorsun. Ondan sonra şu sıralar son zamanlarda çok gündemimizi meşgul eden okul masrafları var. Servis ücretlerine diyorlar %150 zam geldi. Okullara %200 zam geldi. Bunları duyuyorsun. Ya bunların hesabı. Bunu yap da gerçek enflasyonu bize o şekilde yansıtın yani. Biz de ne yapıyoruz? Sözleşmelerde iyi, bazı dönemlerde güzel sözleşmeler geçiriyoruz. Allah'a şükür iyi diyoruz. Lan bir bakmışız 3-4 ay sonra, bilemedim 6 ay sonra paramız erimiş yani. Neden? Şu andaki devlet istatistikleri açıklamış olduğu reel enflasyonu, gerçek enflasyonu yansıtmadıkları için biz de ne yapıyoruz? Enflasyon bilmem kaç, yüzde bilmem kaç artı enflasyon farkı, bilmem ne şuydu buydu. Gerçek enflasyonu yansıtmış olsaydı şu andaki bizim alım gücümüz çok daha farklı olurdu. Bizler de işte bunlara dikkat çekmek için Türk İş Bünyesi'nde, önce madeni sonra da Türk İş Bünyesi'nde artık böyle ilk adımları attık arkadaşlar. Bana göre geç kalınmış bir olaydı. Yarın meydanlara da inmemiz lazım ki, anlatabiliyor muyum? Bu işçi ayaklanmasını kim olursa olsun göze alamaz yani. Anlatabiliyor muyum? Almamalı yani. Biz üreticiyiz, biz emekçiyiz. Burada kalkıkta alevere, dalevereci, üçkağıtçı insanlar yok ki. Burada 8 saat, 7,5 saat hürriyetini, özgürlüğünü satmış olması yine yeterli. Çoğu zaman ta özel döneminden itibaren serbest piyasa ekonomisinden sonra neymiş? Kitler zarar etiyormuş. Etsin arkadaş, kitler zarar etsin. Kitlerin bir kuruluş amacı var. Artık ben bu sözü duymaktan bıktım. Bakıyoruz, KKŞ bu da zarar etti. GLA bu da zarar etti. Ben bu kelimeleri duymaktan artık bıktım arkadaşlar. Kömür ocaklarının bir kuruluş amacı vardır. Bak her zaman her pilotlarına bunu söylüyorum. Kömür ocaklarının kuruluş amacı nedir? İşsizliği önlemek, İslam sağlamak, zarar kar gözetmeksizin yeraltı kaynaklarının çıkartılıp vatandaşın huzurunun sunulmasıydı. Herkes bunu böyle bilecek. Ya biz burada bir, yani ne derler, bir kavurmalık adamız biz burada ya. Zarar etmesin. Devlet neylerden zarar ediyor da burada kalkıp da 8 saat alevere dalevere düşünmeyen, evine helal lokma götürmek insanlarla bizim böyle vay özelleşecek, şuna vermiş, buna vermiş olaylarla ne yapıyor? Moralimiz bozuyor, canımız sıkıyor, gündemimizi meşgul ediyor, gereksiz yere. Biz bunları istemiyoruz arkadaşlar. Kitler bizimdir, bizim kalacak. Kitler bizimdir, bizim kalacak. Devlet işçisi, kamu işçisi olmaya ne yapacağız? Devam edeceğiz. Artık ben dediğim gibi, herkese zarar etmiş, kitler zarar etmiş, yerler zarar etmiş. Bunları duymaktan bıktım artık. Biz de ileriki zamanlarda, artık bu bir başlangıçtır. Şu andaki ilk adımlar vardır. Orta adımlar vardır, bir de son adımlar vardır. Son adımlar ne zaman atılır? Hedeflerimize ulaştığımız zaman. Ya da hedeflere tam ulaşamazsın belki de, anlatabiliyor muyum? %80'ine ulaştığımız zaman ne yaparız? Artık bir son adımdan sonra bir adım daha atmayız. Bunun için arkadaşlar, devlet işçisi, kamu işçisi olmaya devam edeceğiz ki rahmetli dedem az da olsa hepinizin aynı şekilde burada çalışmış, buranın ekmeğiymiş. Rahmetli babam buradan emekli oldu 1978 yılında. Ben buradan emekli hak ettim. Anlatabiliyor muyum? Bizden sonraki nesil tufan. Öyle düşünmeyiz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ben burada tüm işçi arkadaşlarım bu mücadelesinde kellemin koltukta olacağını herkesin bilmesini isterim. Tarihte derler ya, Akçon, işte falan başkan zamanında özelleşti burada. Tarih seni iyi anmaz yani. Ben de bu tarihi yaşamamak için, böyle olumsuz yaşamamak için her pilot durumda, her toplantılarda hep şunu söyledik. Eğer özelleştirmeyle ilgili herhangi bir sıkıntı, problem olursa ben buraları savaş alanına döndürebilirim demekten yanlış mı konuşmuşum arkadaşlar? Doğru. Savaş doğru başkanım. Özel sektörden gelen arkadaşlar daha iyi bilir yani. İş güvencesi falan aramayın arkadaşlar. İş güvencesi devlet işindedir, kamu işindedir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin kazası mübarek olsun. Allah yolunuzda açık etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Thank you.